Turgut İlgü kargıya çıkarma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili adayı Turgut İlgü kargıda Cumhuriyet Halk Partili üyelerle bir araya geldi. Kargıda parti binasında yapılan toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Kargı İlçe Başkanı İsmail Hakkı Bolpaça ve çok sayıda partili üye katıldı. Kargıda da sandıklara hakim huzurunda ön seçim aday adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu ön seçimler, seçim dönemleri partimizin düğünü, şenliği gibi oluyor. Bu dönem biraz daha farklı görüyorum ben. Şöyle ki alışık olduğumuz, alıştık yüzlerin dışında genç pırıl pırıl aday adaylarımız var. Bunlar daha enerjik olacağına, daha çalışkan olacağına ben gönülden inanıyorum. Daha önceki toplantılarda da görüşmelerimizi de sık sık dile getirdiğim gibi zaten benim bir ayağım kargıda. Niye kargıda bir ayağım? Yapı denetim işi yapıyorum inşaat mühendisi olarak. Yapı denetim firmam var. Yapı denetim işi yapıyorum mesleki anlamda. Kargıdaki yapı denetimli inşaatların hemen hemen tamamı, biri hariç hemen hemen tamamı yapı denetim olarak ben de zaten. O yüzden ben haftada bir kere ortalama geliyorum. Bu siyasi çalışmalarımla birlikte zaten sık sık geldim. Bunun haricinde bu dönem çerçevesinde yalnız inşaatlarla ilgili de ayrıca geldim burada bulundum ama belki aranızda bulunmadım. Dediğim gibi bir ayağımız kargıda. İçinizden biriyiz biz. Cumhuriyet Halk Partisi 29 Mart'ta ön seçime gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 29 Mart'ta yapacağı ön seçim demeyelim, demokrasi şöleni diyelim ona. Demokrasi şöleninde 6. sıradan aday adayız. 6 numaralı aday benim. Kura sonucu sıralamamız belli oldu. 6 numaralı sırayı kurada biz çektik. Ve derken 6 numaralı aday biziz. Sizlerden destek istemeye geldik. Daha önce kendimizi birkaç kez anlattık size. Artık bu ön seçim öncesi muhtemelen son kez. Ön seçimden önce 29 Mart'ta önce son kez sizinle bir araya gelmemiz olacak. 29 Mart'ta 7 Haziran arasında zaten muhtemelen artık buralarda olacağız, köylerde olacağız. Belki de sizlerden çok bize oy vermeyen, bizim partimizi desteklemeyen köylerde daha çok olacağız. Muhtemelen de öyle olacak. En azından benim olaya bakışım, benim siyaset anlayışım onu gerektiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili adayı Turgut İlgü, CHP'de yapılacak olan ön seçim için çalışmalarına Oğuzlar'da devam etti. Bu kapsamda Oğuzlar ilçesinde parti üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar ilçe başkanı Osman Güllü hazır bulunurken partililer yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili adayı Turgut İlgü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 29 Mart'ta hakim denetiminde yapılacak olan milletvekilliği ön seçimi çalışmalarına devam ediyor. Ön seçim sürecinde çalışmalarıyla dikkatleri üstüne çeken İlgü, Oğuzlar'da parti üyeleriyle bir araya gelerek kendisine destek istedi. Turgut İlgün'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Osman Güllü açıklamalarda bulundu. Haberden aldı. Bir zamanlar 3 milletvekili çıkaran Çorum. Şimdi neden 1 çıkarıyor? Bunun hesabını yaparak da seçimlere gireceğiz inşallah. Ben adayımıza başarılar diliyorum. Dediğim gibi aynı mesafedeyiz. Şimdi Oğuzlar'ın yeri İskilip'le beraber çok farklı. Bize göre İskilip'in profiliyle Oğuzlar'ın profili birbirine çok benziyor. Seçmen profili, partili profili. Şimdi başkanım dil sürçtü, 29 Ekim dedi. Evet. Gerçek bir halk partili, gerçek bir cumhuriyet çocuğu, gerçek bir cumhuriyetçi. Öyle. Niye? Aklımız fikrimiz 29 Ekimlerde bizim. Bizim en güzel günlerimiz 29 Ekimler, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta Atatürk'ün bize hediye ettiği bu cumhuriyetin en özel, en önemli günleri. Ama iktidar, şu anda yönetimde bulunan iktidar partisi, onun başında bulunan insanlar bu günleri yok etmek için, bu günleri bizim hafızamızdan silmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim Cumhuriyet Halk Partililer olarak buna fırsat vermememiz gerekiyor. Atatürk'e ve onun miraslarına, iki tane mirası var çok önemli, size bırakıyorum, iki tane çok önemli miras bırakıyorum dediği şey var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. Bize düşen bu ikisine de sonuna kadar sahip çıkma. Ne pahasına olursa olsun sahip çıkma. Şimdi adaylar olarak bizlere eşit mesafede olduğunu söyledi Sayın Başkanım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu bir yarış, bu yarışın içine girdiysek biz, bu yarışın içine girdiysek biz, bu yarışta birinci olmak da var,
Dokuzuncu olmak da var. Dokuz tane aday olduğu için ben dokuzu söylüyorum. Sonuncu olmak da var yani. Aynen. Bu yarışa giren arkadaşlar bunu göze alıyorlar demektir. Ben göze aldım. Bu yarıştan birinci çıkmak için uğraşıyorum ama bu yarışın sonunda ayağım tökezler düşersem dokuzuncu da çıkabilir. Olabilir. Siz destek vermezseniz ben bu yarıştan dokuzuncu çıkarım. Ola ki dokuzuncu çıkarsam ben onun tarihini veriyorum size. Ben sizi hiçbir zaman unutmam. Ben Oğuzları seviyorum. Oğuzlara da her zaman gelir giderim. Sizin bir sorununuz olduğunda başkanım. Yani evet. Seçilsek de seçilmesek de fark etmez. Ben mühendisim. Mühendislikle ilgili yapabileceğim, benim gücüm dahilinde olan her şeyde ben sizin yanınızda olurum. Bunun garantisini veririm. Seçilmesem de olurum. Seçilirsem zaten olmak zorundayım. Yani. Seçilirsem siz seçmiş olacaksınız beni. Aynen. Sizin sayenizde seçilmiş olacağız. Zaten yanınızda olmak zorundayım. O bizim asli görevimiz haline dönüşüyor.